Merhaba sevgili izleyenler. Biz bize programındasınız. SMD Buildings katkılarıyla bugün Doktor Fuchs konuğum. Üstad hoş geldin. Hoş bulduk. Türkiye'ye de hoş geldin. Biz Bize'ye de hoş geldin. Hoş Nasıl gidiyor hayat var. senin için? Güzel. Güzel bu kadar mı? Güzel yani. Hayatla devamlı kavga içindeyiz zaten. Ama ben en güzel kısmında kalıyorum devamlı. Güzel yani. Sağlığı hayat için yerinde. kötü gidiyor ama benim için iyi gidiyor. <laughs> Sağ Çünkü olsun. o kaybediyor şu an. Öyle mi diyorsun? Evet öyle görünüyor. Ben şu an %50 eee %50 56 falan daha öndeyim yani o biraz geride kaldı. İyi, güzel güzel. Yıllar sana bir şeyler katmış gibi duruyor Üstad. Maşallah diyeyim. Vallahi işte öyle oldu galiba. Sağlık saat açısından bir problemin yok. Şu an hamdolsun bir şey yok. Allah Hı. şükür. Galiba bir koronavirüs geçirmişsin geçtiğimiz evet. haftalarda aylarda. Evet. Nasıldı? Nasıl bir iste? Kötü. Gerçekten. Yani kimseye kalansın istemem yani. Sevdiklerimiz özellikle Hı. yakalansın istemem yani. Nerede yaşıyorsun şu anda? Şu anda şöyle söyleyeyim Almanya'da yaşıyorum resmi olarak aslında hı hı. ama herkes Hollanda biliyor tabi evet. ama bunu kasten yaptım çünkü ilk Hollanda'ya geçtim ben ama bilsinler orada olduğumu bilsinler dedim çünkü yerimi söylesem eve gelecekler yani rahat edemiyorum o zaman. Yani e, ne şehrimde... bir yerde mi yaşıyorsun anladığım kadarıyla? Aslında ormanın içinde yaşıyorum öyle söyleyeyim. Gerçekten mi? Çok temiz bir havun içinde böyle kuşlarla beraber. Hı hı. O zaman orası çok rahat. Neden Türkiye'ye dönmüyorsun diye bir soru soracaktım ama çok da belli gerçekten cevabı o zaman. Rahatsın ya, zaten. Ne olacağı belli olmaz. Ben çok isterim burada olayım, ailemle olayım, dostlarımla olayım. Orada yalnızsın aslında. Yani gurbet öyle kolay bir yer değil. Öyle mi diyorsun? Değil. E, nadiren Türkiye'ye uğruyorsun ama Türk şerefi piyasasından da kopmadın baktığımda yani. Yok çok arkadaşım var, dostum var. Hı hı. Devamlı ürettin, hiç durmadın. İ i̇stemiyorum, evet, durmak istemiyorum. Çok da hızlı devam ediyorsun. Şimdi efsane albümünden zaten daha önce kimseden görmediğimiz bir aslında cesaret 100 adet şarkı yayınlayacağını söyledin ve yaklaşık 30. bölümünü geçen hafta çıkarttım. Toplu bir parçaydı. hayırlı olsun bu arada. Teşekkürler. Ben beğendim şahsen. Peki ilk sorum şu aslında. Şimdi artık sayılardan devam ediyor bu şarkıların alınma biçimi ve artık insanlar. Aa tamam doktor Fuchs şarkı çıkartmış. İşte 100 olunca dinleriz ya da işte bugün 30'un şarkısını çıkartmış gibi. Nümerik bir e, tanıma geçti artık ve sence biraz daha önemini yitirdiğini düşünüyor musun? E, önemini yitirdiğini düşünüyor musun bu şarkıların? Yani aslında bir sorunun içinde çok fazla soru gördüm ama evet. şöyle söyleyeyim yani, yani zaten yaptığımız sanatın bir değeri kalmadı. Hmm. Hiç dü hiçbir dünya ülkesinde kalmadı. O yüzden e çok üretmişsin, az üretmişsin, en iyisini yapmışsın, kötü yapmışsın. Çok da bir bir fark yaratmıyor şu an insanlar açısından. Çünkü bugün sen 100 parçalık albüm versen, haftaya yenisine ne zaman çıkıyor diyecek. Yani o durumda bir kitle var karşımızda. Evet. O yüzden ben böyle memnunum. Şimdi sadece format değiştireceğiz. Mesela haftada çıkarıyordum ben, her hafta çıkarıyordum veya iki haftada bir çıkarıyordum. Şimdi istiyorum ki böyle 5 5 10 10 20 20 öyle çıkaralım öyle gidelim. 2023'e kadar galiba bir yol haritası çizmiştin kendine. Evet. 2023'ten sonra peki bir %100 olduktan sonra ne gelecek geri? İşte bir sürprizim var tabii ki ama yani onu şimdi 2 sene önceden söylemek hoş olmayacak. Eğer o finale varırsak hep beraber orada hep beraber görsek daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi çok böyle tatlı güldün. O yüzden ben bu konuyu birazcık eşelemek istiyorum. Anlıyorum eşelemeye çalıştığını <laughs> görüyorum. Ben Doktor Fuchs olsam ve bütün çerep tarafından ismi bilinen saygı gören ve köklü bir isim olsam yüzüncü parçam gerçekten Türkçebde görülmemiş bir şey olurdu. Başarması çok zor aslında. Ama bir şeyler var aklımda bir şeyler var derken e, bir şeyler bu var programa yani. özel bir e, müjden gibi bir şeyin var mı ya da haritası olarak ne görüyorsun ileride efsane albüm içerisinde yani efsaneden konuşuyoruz yani şöyle söyleyeyim e, benim yaşadığım şartlar biraz farklı şimdi hani iş hayatımda olduğu için e, müzik benim bir nevi bu hayattan kaçış kapım gibi düşünelim ama benim her şeyim yani en sevdiğim şey hayatta nefes almamın nedeni diyorum yani gerçekten de o yani e, ama hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey. Eğer ki bu zincirler kırılırsa ki kırılmak üzere gibi, öyle bir şey olursa ben daha fazla size parça verme imkanına sahibim öyle söyleyeyim. Bahsettiğimiz zincirler neyin zincirleri tam olarak? Hayatın zincirleri, kendisiyle de dövüşüyoruz dedik ki ben kazanmak üzereyim. Yıl oldu 2021, kaçıncı yılındasın rap kariyerinin, rap hayatının? Gerçekten bilmiyorum ama çok uzun zamandır dinliyor ve hı hı. icra ediyorum yani. İlk Türkçe rapçilerden desek yanlış olmaz senin için. Olmaz, yani. Türkiye için özellikle kesinlikle olmaz yani. Ama bizden önce yurt dışında çok sevdiğim, saydığım dostlarım, abilerim, kardeşlerim hep vardı yani. Türkiye'de de vardı. vardı ama bizim gibi kelimeleri bu kadar ustaca kullanan işte gerçekten rapin temelinde ee, gerçekten rap yapan çok az sayıda adamdık ve nefret zaten bambaşkaydı çünkü cezanda benim de kafamız kesinlikle o anlamda çok bir bütündü yani. Ee, bizim büyük en büyük avantajımız o oldu yani. Hem rap'i biliyor olmamız hem de gerçekten biliyor ve icra etme anlamında da hani bunu gösteriyor olmamız ve olduğun zaman Türkçe kelimeleri daha düzgün ve yerinde kullanıyorsun. Yani yurt dışında yaşayan arkadaşlarım için Yanlış bir şey demek istemiyorum, yanlış anlaşılsın da istemiyorum. Onlar bu işi başlattı ama bizim Türkçe'ye hakimiyetimiz çok farklıydı. O yüzden burada nefretle başlayan çok önemli bir akım var. Nefret demişken o isimleri anmadan da geçmek olmaz. Şimdi sizin devamlı Türk rapin dört temel yapı taşı olduğunuzdan bahsediliyor. Hmm. İşte Doktor Fuchs, Sagopa Kajmer, Ceza ve Fuat Ergin. Geçtiğimiz günlerde Sagopa Kajmer'in de tepkili bir tartışması olmuştu o esnada. Sagopa Kajmer'in böyle bir beyanı da olmuştu. Bunun üzerine perde arkasında gelişen bir olaylar oldu mu? Yani buzların eridiğine Sagopa Kajmer tarafından ilk kez bu kadar net bir şekilde tanık olmuştuk. Yani güzel bir şey yaptı. Ben bunu hep söylüyorum. Aslında böyle olmalı. Yani olgun insanlar gibi davranmalıyız. Yani 20 sene önce olan olaylarla veya... Gerçekten çok uzun zaman oldu ve uzun zamandır yan yana gelemiyoruz çoğu arkadaşımla. Her şeyin hayırlısını diliyorum. İnşallah bizim kapılarımız açık. Biz hiçbir zaman kimseye kapımızı kapatmadık yani. Kim ne istiyor söyle olsun, gönlünce olsun. Benim için kim ne diliyorsa on katını ona diliyorum. Yani. Perde arkasında bir şeyler oldu peki bu Perde arkasında bile. özel bir şey yok. Sizin bir yani bir şey olsa zaten hemen haberiniz olur evet. diye düşünüyorum. Sen devamlı zaten e, sosyal medya üzerinde de verdiğin demeçlerde, röportajlarda da e, gayet e, barışçıl bir tavır çizdiğini devamlı gösteriyorsun zaten. Yani ee, orada bir söylemek istediğim şu var. Kimse yine yanlış anlamasın ama ben kendime güveniyorum. Yani kendime güveniyorum her anlamda. Yani kişiliğim olsun, müziğim olsun, yani hayatım olsun, her şeyde kendime güvendiğim için çok rahatım. İstedikleri zaman, istedikleri yerde olma şeyine varım yani. Benim geçmişte konuşulmayacak bir şeyim yok. Herkes Benim de hiçbir sıkıntım her şekilde yok yani. konuşabilirim diyorsun. Peki şimdi insanlar yıllardır nefret grubu geri döner mi? İşte İstanbul Atak'tan tekrar yeni bir şeyler gelir mi diye konuşmuşken, ben önce İstanbul Atak zamanına zaten geleceğim. zaten uzun uzun. Evet, Öncelikle Nefet alakalı herhangi bir gelişme olur mu? Sence senin tarafından ya da ceza tarafında? Ee, sürpriz diyelim mi? Buna da sürpriz diyoruz. Öyle kalsın ya. Yani hem daha böyle efektif ve heyecanlı oluyor hem de arkası görünmüyor ya. Merak oluyor. Bence öyle kalsın. Sürpriz diyelim. O kelime çok özel, güzel. Ama olumsuz bir şey olsaydı zaten e, hiç konuşmazdın. O yüzden ben bunu olumlu bir cevap olarak alıyorum açıkçası. Nasıl algılamak istersen diğer arkadaşlar için de ekran başındaki arkadaşlar için aynısını söylüyorum. E, peki bu sürpriz ne kadar süre içerisinde bizlerle olur ya da belirli bir süre var mıdır? Sen yine eşelemeye başladın. Farklı Dayanamıyorum dayan. ne yapayım? Biliyorum yani sen de tabii... Ee, ...insanların merak ettiği şeylerde bastır bastır oluyor arkada değil mi ya Büyük Yok yok gerçekten. E, hiç öyle e, aslında tavırlarım yok. Ben çok gencim. Sana göre gerçekten de senin e, hatta Hı. rap kariyerin kadar ömrüm var. 24 Hı. yaşındayım ne ben. Güzel. maşallah. Tatını ve, çıkar. Valla e, <laughs> çıkartmaya çalışıyorum. Elinden geldi. Şu anda çıkarttığım günlerden biri bu arada. Bir hayalim gerçek oluyor diyebilirim. Ne güzel. O yüzden heyecanlıyım birazcık abi Bir şey yok. Valla umarım artık bu buzlar erir ve e, üstad kabul ettiğimiz ve üstad olarak gördüğümüz insanları bir daha tekrar e, dinleme şansını yakalarız. E, ceza tarafında işler böyle. E, Sakapu tarafında da senden açıklamalar görüyorduk. E, 2015'li yıllarda işte e, Bilmiyorum, Bilmelisin, Biliyor Musun şarkıları çıkmıştı arka arkaya. Hı hı. E, bu zamanda peki herhangi bir iletişim oldu mu? Yoksa sadece şarkılar üzerinden mi iletişime geçtiniz? Yok, hep şarkılar üzerinden. İşte. Öyle bir özel bir durum değil yani. heyecanlandırıyorsunuz sizin tarafınızdan ama herhangi bir gelişme gelmemesi hevesimizi kursağımızda bırakıyor birazcık, özellikle gençlerin. Benim söylediğim şey de o zaten yani benim tarafımdan olan bir durum değil bu. Karşı tarafın da bu işe ağırlık verip Doğru. bir adım atması gerekiyor yani. Ama gerçi söylemek isterseniz hani Sagopa ile ceza arasında şey yaparsam e, tabii ki ceza çok daha fazla e, yakınız yani. Hı hı. Çok daha yakınız yani. Daha çözüm odaklı düşünebiliyor ve iletişim daha kolay mı diyorsun cezayla? Her anlamda. Hı hı. Yani zaten arkasını düşünürsen biz zaten hani çok yakınız yani. E çok iyi. Vallahi gerçekten çok mutlu oldum bu cevabı aldığımı. Ama yani bir sizin istediğiniz hani bizim görüşmemiz veya şey sizin istediğiniz parça veya parçalar hani biliyor mu onu biliyorum ama yani o benim açımdan sizin şey. e, aranız iyi olsun, siz aynı dost meclisinde buluşun, aynı sofrada oturun, bir, bir şarkı gelmesi de olur, yeter ki. Benim, benim kimseye zaten bir sıkıntım hmm. yok. Varsa belki bir iki kişi yoksa kimseli yok. Hmm. Bu büyüklerden de saymıyorum. Hmm. Peki bu problemin başlangıç noktası senin askere gidişindi sanırım. Tam olarak e, kimse tam olarak açıklamadı ama böyle kronolojik olarak anlatmak gerekirse Ceza, Fuchs ve Sagopa'nın arası tam olarak nasıl ve neden açıldı? Ceza benimle olan açılma yani aslında bir ara açılması yok. Herkes işine konsantre. Hı hı. Benim zorunlu olarak vermem gereken bir borç vardı. Onu ödeme gittim yani. Biraz gönüllü oldu ama. Onu ödemeye gittiğimde bizim planımız oydu zaten yani. Ben askere gittiğimde o solo yapacaktı. O askere giderse ben solo yapacaktım. Sonra devam edecektik falan. Biz devamını getiremedik. Öyle oldu yani. Döndüğünde bir şeyleri bıraktığın gibi bulamadın mı? Ya enteresan bir dönemdir o. Hatta ben askerden aramıştım. O zaman işte herkes aynı beraberdi işte Sago, işte Fuat, işte hepsi beraber Hı. takılıyorlardı. Hatta benim askerlik yaptığım yere konsere falan da geleceklerdi. Konuşuyorduk yani hala falan. Sonra dedim ki isterseniz siz başlayın Hı. nefrete. Geldiğinde ben bir yerler boş kalsın. Bitirelim, çıkaralım falan. Onlar bir kapışmışlar, bir şey olmuş, darmaduman olmuş orası yani. Herkes gitmiş, kimse kalmamış yani. Evet. E proje de yok tabii, kimse çalışmamış üzerine. Geldiğimde öyle bir havada kaldık. Ne yapıyoruz ya? İşte sen de çok istiyordun, sen de bir sola yap falan. Öyle devam etti işte. Öyle kaldı. Ya, o süreç gerçekten Türkçe laf adına da çok enteresan, enteresan bir süreçti. Hatta e, o kadar dağılmışlar, evde kimse kalmamış. Hani bir ev olarak düşünürsek, evde herkes orada. Ama o evde kimse kalmamış ya, bir tek Sago kalmış. E, herkes kendi evine gitmiş falan. E, öyle olunca da döndüğünde kimse yok yani. hani o başka yerde, sen başka yerdesin. Bir şey de yapamıyorsun birlikte. O çünkü görüşmek istemiyor artık. Onunla kesin karar vermiş yani. Öyle kaldı. Sen ki. de bu tartışma üzerinde bir taraf da tutmadın. Kimseye yakın da davranmadın. Kimse, yani yakın davranmadım şöyle. Sago'nun yanında daha çok durmak zorundayım. Çünkü ben Bakırköy'de oturuyorum. Hı hı. Ee, Sago Zeytinburnu'da oturuyordu. İlk Funky'nin evinde başladık benim huzur nedarım halinde. Ama Funkin'in bilgisayarı çökünce ben Sago'da devam etmeye karar verdim. Çünkü o da çok istiyordu beraber yapalım diye. Yakındı bana da beraber başladık. Çok yakın, yürüme mesafesiydi. Yani yürüyerek onun evine gidebiliyordum. Yoksa hani daha çok onunla beraber görünmenin nedeni oydu. Albüm yapıyorduk beraber yani. Şimdi ne zaman 2000-2005'li yıllardan bahsedecek olsak sen daha böyle bir hararetli, daha heyecanlı anlatıyorsun. Senin için Türkçelep adına en heyecanlı yıllar o yıllar mıydı? Bence o yıllardı. Çünkü herkesin... Hani hem piştiği hem de en iyisini yapabildiği dönemdi ve Türkçe Rap'in kırılma yılıydı bence. Kendini ileri attığı, yukarı attığı yıldı. Çünkü hem Cezan'ın, hem benim, hem Sagon'un hani tarihe mal olmuş albümleri o dönemler çıktı işte. Bakayım Huzur Ne Darem Benim, işte Sagon'un Bir Pesimistin Gözyaşları, Cezan'ın sanırım Yerli Plaka. Yerli Plaka. Yerli Plaka. Ondan sonra İstanbul çıktı Dertesi sene. Hani o sene korkunç bir sene yani bence Türkçe Rap için. İstanbul Atak zamanlarında da gelmek lazım. Doktor Fuchs denince hatta Türkçe rap deyince bir kilometre taşı bence. E, o zamanlar İstanbul Atak grubunu kurdunuz ve böyle Dirty South beatlerin üzerinde daha kimsenin bahsetmediği konulardan bahsediyorsunuz. Bayağı da linç yediniz. O süreç senin için psikolojik olarak nasıldı? Şimdi iki şey söyleyeceğim orada. Türkçe rap çok koyu, karanlıktı böyle nasıl diyeyim underground, evet. sert anladın mı? Hani böyle ufacık bir şeyle açılma, radyoya çıkarsın kızarlar hani e, böyle çok katıydı. Ama bunu kırmamız gerekiyordu çünkü bu işi büyütmemiz lazım ve bu işi büyütmek için de radyoya, televizyona, işte dergilere, konserlere, festivallere her yere girmemiz lazım. Ama bu albümlerle giremez, almazlar yani. Hani çok andırgan, çok sert yani, istemiyorlar zaten. Öyle olunca radyoda adam senin parçanı çalmıyor. Daha hareketli, daha eğlenceli veya işte daha basit anlaşılabilir. Biz çok edebi yazıyorduk, çok evet. derin yazıyorduk. Adam oturuyor, düşünüyor saatlerce ne demek istedim diye yani. Beni ne yönetmenler ne oyuncular arıyordu. Yani siz ne yaptınız diye. Hani çok hoşlarına gidiyordu. Şimdi öyle bir ortamdan bizim biraz yani zaten bunu yapan bir sürü arkadaşım vardı. Ben de yapıyordum ama dedim ki ben kendim biraz feda edeyim. Linç yiyeceğim biliyorum. Ama dedim bunu yapmak istiyorum aynı zamanda. Çünkü başarabilirim. Türkiye'de bunu kimse yapamaz benden başka dedim. Sana sorsak sen yapmazsın dedim mesela. Başkasına sorsak o da yapmaz. Kiminle geçiyor bu konuşma? Her biriyle de her yani, geçiyor yani. Kimse yapmaz yani. Hı hı. Dedim ben başarabilirim çünkü bunu yapabilecek hem yeteneğim, hem imkanım, hem insanları tanıyorum, her şeyi yapabilirim dedim ya yani. Ekibi kurdum işte çok kişiyle görüştüm. O dönem işte Rebel Moves'un elemanı işte Cem Özkan'ın kendi stüdyosu vardı, onunla görüştüm. Bizim böyle bir proje var kafamda yani ne yaparız? Ondan sonra anlattım. Yarın arkadaşlarım da gel, başladı. Stüdyonun anahtarını verdi, direkt başladık yani. Hiçbir şey yapmadık. Çok şey büyük istedi. bir güven açıkçası. Türkçe tabii rap ki. kendini tam olarak kanıtlayamamışken. O zaman Türkçe rap yani var ya da yok. Böyle geliyoruz ama yani bu öyle değil tabii şu evet. an gibi değil. Ondan sonra bir de bambaşka bir şey deneyeceksin yani. Ee, bu farklı bir durum. Evet. Hatta albüm bittikten sonra İstanbul FM yanlış hatırlamıyorsam, İstanbul FM büyük bir radyo. Yani hala büyük bir radyo. Ee, şimdi gidiyorsun, ya rap çıkardık. Çalar mısın? Ya diyor biz rap çalmıyoruz ya. Valla sizi çok seviyoruz ama çalamıyoruz Olabilir. diyor yani. Ya dedim bu albüm farklı bunu bir dinleyin dedim. Tamam dedi bir CD verdim gittiler işte içeride dinlediler. Koşarak geldi ya bu başka bir rap evet. diyor yani. Bu rap mi diyor? Evet dedim bu da rap yani. Ama bir farklı bir sound yani. Kimse dedi biz dedi. bunu çalarız. Sorun yok dedi yani. Etnik sesler var içinde falan. Çok başka bir sound. Dedi biz bunu çalarız ki zaten albüm patladı işte. Bütün taksilerde çalıyor. Her yerdeyiz. Hmm. Yani çok farklıydı. Rap için de iyi oldu. Bak bütün radyolara, gazetelere, her yere girdik. Ee, şu anda bu arada hala geçerli olan bir albüm. Geçen mesela, geçen sene bayağı 3 ay boyunca Elleri Çak falan dinledim. Doğrudur. Salla hala falan her yerlerde. Zamanı olmayan falan. işler yapmak bence daha önemli. Yani müzik yapmaktan ziyade herhangi bir zamana bağlı olmadan Devam eden işler yapmak daha önemli. O dönemler hiç yedin, sokakta böyle gırtla evet. e, gırtlağa geldiğin durumlar falan oldu mu? Yok yani sokakta beni nerede göreceksin de gırtlağa gırtla evet. geleceksin? Ama <laughs> görsen iyi. öyle bir şey olmadı hiçbir zaman. Sadece şey yani e, benim bildiğim, öğrendiğim bu müzik hayatında edindiğim tecrübeye göre eğer nerede linç varsa orada büyüme vardır. Yani gerçekten doğru iş yapmışsındır evet. yani. Linç yemişsen tamam abi doğru iş yapıyorumdur. Hiç rahat et, yani şöyle rahat düşünün yani. Linç varsa bilin ki çok bomba bir iş yapmışsınızdır yani. Geliyor. Linç yoksa büyüme yok diye düşünüyorum. O zaman da öyleydi. Şu an günümüzde de öyle. Mesela e yok. Ezel de aynı lincin kurbanı şu anda. Aynı soundları yapan herkes aynı lincin kurbanı. Popüler kültüre birazcık mal olmuş işler diyebiliriz <laughs> İstanbul Atak için de. E Şu anki işler içinde Peki o zamanlar e, siz böyle işler yapıyordunuz, linç yiyordunuz. Şimdi herkes o işleri yapıyor ve hiç kimse baktığında e, herkes kanıksadı ve bu müziği dinlemeye başladı. Ee, şimdi hani saydığın isimlere bakarsak işte Ezel olsun ve diğerleri. Hı hı. Ben ilk Ezel çıkmadan önce e, ben çünkü yeni çıkan yetenekler olsun, gençler olsun çoğun dinlemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Hı hı. Bu son seneler daha çok ağırlık verdim ama. Mesela bana soruyorlardı röportajda kimi dinleyelim? Yani kimi önerirsin falan. O evet. zaman rap bu kadar da değil yani. İyi, biz kendi yağımızda kavruluyoruz. Dedim bak Ezel diye bir arkadaş var. Onu dinleyin. Yeni albüm çıkardı. Kimse tanımıyor, bilmiyor yani. Dedim dinleyin. Çok güzel albüm. Yani çağı yakalamış bir genç kardeşimiz dedim yani. Ondan sonra o albüm zaten patladı işte. Ama nasıl patladı? İşte çocuk sıkıntılar yaşadı, içeri girdi evet. falan Türkiye'nin haberi oldu falan öyle. Normalde albüm iyiydi zaten. Ama böyle bir vesileyle yerine oturmuş oldu. Keşke böyle olmasaydı. Yani o albüm çıktığı zaman, hey bak bomba bir şey çıktı. Evet. Yani öyle olsaydı keşke ama öyle olmadı. E Bunun gibi bir sürü var. Yani Türk rap piyasasında şu an benim ilgilendiğim çok iyi yetenekler var, çok özel insanlar var. Önümüzdeki yıllarda onları yavaş yavaş göreceksiniz. Yani. Kimlerdir peki? İsimlerini şimdi analım. Birkaç yıl sonra e, tam olarak kendi kapasitelerini ortaya çıkarttığında bu programda da anarız artık. Yani şu an zaten ilk çıkan benim e, mesela bir yarışma yaptım özellikle. Evet. O hasta olduğum dönem bir şey yapmak istedim yani. Boş durmayı sevmeyen birisiyim. Hı -hı. Orada 5 e, tane yeni isim çıkardım mesela. Hepsi çok genç ve çok yetenekli. Hepsi kendi tarzında ve Hı -hı. E, hani kopyasını bulamayacağın insanlar yani. E bu önde görünen bunun arkasında da bir sürü arkadaş var. Tabii. İşte Alen gibi olsun. İlk Alen'i çıkardım zaten. Alen 14 yaşında. Hı hı. Alen Evrian bana dedi ben her şeyimi kendim yapıyorum. Direkt tanışmak istedim. Önce dedim hani bir gerçek olmayabilir çünkü 14 yaşındaym diyor. Beat'imi ben yapıyorum, mix'imi, sözleri ben yapıyorum. Yani çok fazla bulabileceğim bir şey değil yani özellikle rap açısından. Belki popçu bulursun, arabeskçi bulursun, hani inşaatta bile olabilir ama rapçi 14 yaşında çok zor bir iş tanışmak istedim hemen ulaştım falan. Gerçekten var karşımda. öyle bir konuşuyoruz yani tamam. O zaman hemen dedim yapalım hiç yarışmayla uğraşma. Hı -hı. Zaten hani finalde yine düete gelecek iş. Gel yani dedim sen direkt efsanede yapalım. Öyle hazırladık, yaptık. Kaçıncı bölümüydü efsanenin? Hatırla, hatırlayamıyorum. 25'teydi. O özellikle 25'i 25 istedi o yüzden onu bekledim. Normalde ben daha gidecektim. Hı -hı. Ee, hani neden 25'i istedi? Bilmiyorum. Onun rakamlarla alakalı bir şey Hı -hı. var. %50'yi de ona verdim mesela. İlla öyle 25, 50, rakamlarla 75. bir şey var. Ee, artık böyle 100. de çocuk böyle bir Türkiye starı olacak. zaten ve... dedim ki bak bu son özel anlaşma yaptım yani. <laughs> 75 ile 100 dedim unut yani <laughs> hiç evet. oralarda olamazsın yani. Ben başka bir şeyler planlıyorum. Yok abi tamam dedi. Sorun değil dedi. Completion'da da mesela hani bu yarışmadan çıkan çok iyi yetenekler var. Onlarla da completion yapıyorum bir yandan. Onun da yarısı bitti. Diğer yarısı kaldı. Orada da bir numara istedi İlk trey o istedi o ilk treydi ona verdim yani yine orada da var İlk trey hani Alen'le ilişkimiz farklı bir abi kardeş gibi oldu yani ilişkimiz ben de elimden geldiğince ona destek vermek istiyorum yani 14 yaşında bir yeteneğin mümkün değil yani hani böyle bir şey normalde bulamazsın yani tabii ki canım yani çok nadir çok 14 nadir. yaşındayım çok... millet okuma yazma bilmiyor abi yani. <laughs> çok nadir yani ya ben o yüzden çok mutluyum böyle yeteneklerin ama belli bir yaştan sonra ee, psikolojik rahatsızlıklar yaşadıklarını biliyorum. İnşallah öyle şeyler onda. Evet. Yani çünkü hani Alen için söylemiyorum, her şey normal görünüyordu ama. Bir de Türkçe rap, yani rap kültürü, sektörü insanı birazcık daha hızlı yaşlandıran ve daha hızlı delirten bir sektör baktığında. Orada yani Ali'nin üzerinden konuşursak evet. rahat görüyorum. Hiç öyle çok da taktığı bir şey değil gibi. Senin peki rap kariyerin boyunca çok zor geçirdiğin bir yıl oldu mu? ne anlamda diye düşünüyorum da ne anlamda? Psikolojik zorluk. anlamda yani gerçekten rap yapmanın sana yük olduğuna inandığın Oo, bir yıl olmadı öyle bir şey olmadı. ya. ya rap bana niye yok olsun? Hayat hmm. bana yük, rap değil <laughs> yani. Şöyle bir şey yok. Hayatı bırakırım, Rapi bırakmam diyorsun. Öyle aynı durumda yani. O da son nefesime kadar yani. Yani efsane bir ara artık işte yüzüncüden sonra bir daha üretmeyecek tarzı. Bu bazı işler yani söylentiler çıkmış. Nereden ama çıktı sen hiçbir bırakmasın. fikrim yok gerçekten. Evet. Yani benim o yazımdan nasıl onu çıkardılar bilmiyorum. Benim söylemek istediğim yani arkamızda bir yüz parça bırakacağız dedim. Hı. Ama rap'i bırakacağız demedim yani. O yüzden o nereden çıktı bilmiyorum. Hı. Kim dedi? Buna nasıl oldu? Nasıl bu kadar yayıldı sadece <laughs> o bölüm? Onu da anlamıyorum. Hani gerçekten hiç fikrim yok. Ama benim rap bırakmam için dediğim gibi son nefesime kadar rap yapmak Vallahi istiyorum. Allah yani. versin işte. Ya, işte kısmet kimse bilmez. İnsanlar bilemez yani. sansasyon Arası arıyor. Geçen burada. DMX gitti yani evet. bilemezsin yani çok da sevdiğim bir alanda. Hani bilemiyorsun ne olacağını, bilemezsin. O yüzden. Kimleri takip ediyorsun başka globalle? Vallahi bu yenileri pek sevmiyorum açıkçası. Yani dediğim gibi orada koptuk biz, Alene geçtik ama Hı -hı. sound olarak veya tarz olarak hiçbir zaman bir sıkıntım olmadı. Her zaman sevmiştim bir yeniliği. Hı -hı. Ama içerik olarak rahatsızım. O içerik konusunda sıkıntım var son dönemde çıkan işlerden de içerik konusunda linç yiyen bazı şarkıları vardı. Kulağına gelmiştir belki bazıları. Yesinler. Onlarda hiç sıkıntım yok yani. Evet, linç yesinler. Çok rahatım. Hı. Çok da mutlu olurum yani. Vaktiyle bizim yediğimiz hiç haksız bilinçti. Onların bir yediği hiç haklı bilinç midir? Yok, haksız mıydı bilmiyorum ama bence şimdiki döneme bakınca biraz haksız bilinç gibi oluyor. Hı. Aslında onun benim kitlemin kabul edemediği şey yani bir temel atıyorsun Türkiye'de rap'i başlatıyorsun hani arkadaşlarına abi evet. yalnız oldum söylemiyorum şimdi onu da kıvırtırlar hemen. Bir şey başlatıyorsun yani arkanda bir sürü destekçin var bir anda başka bir sound'da bir şey çıkartıyorsun. Onlar da diyor ne oluyor yani niye yapıyorsun İstemiyorlar yani öyle bir şey. O kadar katı bir ortam yani o kadar underground İşte onu kırmamız gerekiyordu çıkmamız lazımdı. O zaman yapıyordun mesela bu kadar cesur tarzlar ve şu anda baktığında daha mütevazı ve daha... Hit olmaya müsait olmayacak genel olarak kendi kemik kitlerini besleyecek şarkılar yapıyorsun bu hmm. böyle mi devam edecek kendime yaptığım sürece Evet ama şirketlere yaptığım sürece Tabii ki commercial yani benim biraz daha iş olduğu için daha commercial bakkal yine İstanbul' atak tarzı olabilir hmm. öyle işler hazırladım yani burada söyleyeceğime dair konuştum zaten hmm. ee, yeni bir albüm hazırladım ama bunu kimse bilmiyor. ilk defa buradan diyecekler Büyük bir ihtimal önümüzdeki Mayıs'ta falan çıkacak. Mayıs'ta çıkacak. Ee, yine efsane albümünün bir parçası olarak mı çıkacak? İsteğim o. Anlaşırsak öyle çıkacak. Ama olmazsa başka bir isim altında çıkacak. Yani e, onda da bekledikleri şey var. Yani ben aslında efsane albüm benim için bir antrenman gibi bir şey. Yani antrenman yapıyorum. Formdan düşmeyeyim devamlı. Antrenman yapıyorum Bir nevi antrenman gibi bir şey. Ama asıl işimi Mayıs'ta görecekler yani, öyle söyleyeyim. E, peki bu albümle ilgili verilecek başka detaylar da mevcut mu? Çok yabancı var, çok büyük yabancılar var. Korkunç e, kaliteli adamlar var içinde. Hı hı. Söylenebilecek, Türkiye'deki en büyük firmalardan bir tanesinden çıkacak. E, özel, çok özel bir albüm. Türkçe rap için özel bir albüm olacak. Yani bunu öyle kolay iki günde bir araya getirebileceğim bir puzzle şey değil yani. Hı hı. Bu kolay bir iş değil. E, çok büyük isimler var. var. Ee, sadece birini rica ediyorum senden. Sen galiba sürprizleri çok fazla bozmayan birisin anladığım evet, mesela kadarıyla. Mesela Sadat var içinde. Yani hmm. Notorious B.I.G ile featuring olan, özellikle Notorious B.I.G'nin albümünde featuring olan, benim çocukluğumdan beri takip ettiğim, Keris Van'la konser turlarında gezen Sadat diye çok özel bir adam var yani. Süper. Hani sevdiğim bir adamdı zaten. O biraz underground tarzı yaptık onunla ama diğer yabancılarla hızlı yaptık. Merakla bekliyorum işte. Çok Mayıs kalmadı dedi. zaten az. Kimse Aynen. bilmiyor zaten daha. İlk Çok gizli yürüttüm gibi. yani bunu. Benim programıma kısmetmiş. Şimdi bu nefret grubu tekrardan e, toplanır mı toplanmaz mı sorusuna olumluya yakın bir yanıt verdi. Sürpriz şeklinde ama e, herhalde İstanbul'a tak hiçbir zaman yeniden bir araya gelmeyecek ve dirilmeyecek bir proje senin için. Sürpriz. O da mı sürpriz? Hiç belli olmaz. Sürprizlerle dolusun işte. Öyleyim ben. <laughs> bir sunucunun en tedirgin olduğu anlar. Yani biri gidip benim ailemden birisine bir zarar vermedikten sonra ne bileyim herhangi bir şey olmadıktan sonra benim bazı insanlarla bir araya gelmem çok zor değil. Kim tutmuyorum diyorsun. Türk şerefi için her türlü masaya otururum mu diyorsun. Sadece bir şeyleri unutmam. Acımam da yani. E senden alenen bir distrek duymadık gene olarak. Ben ee... yemledim geçen ama gelmedi kardeş. Yemiyemedi. Bence onu uyandırdılar. <laughs> Ben yemledim ama. Kim olduğuna dair kom kombo olarak bir yem attım ama kimse gelmedi. Hangi Bekliyor. şarkı? Combo. Kombo. kombo. Kime? Arkadaşlara. O aslında devam vardı onun. Üç, üç parçalıktı o. İlk parçasıydı o ama devamı gelmedi. İkinci ve üçüncü de gelmeyecek mi? Ee, Kendisi karşılık verirse gelir. Ama yiyeceğini sanmıyorum. Çünkü benim rapimle uğraşabileceğini sanmıyorum. İnsanlar açıkçası senin de e, ne kadar tehlikeli ve bedel olabileceğini tam olarak görmediler, bilmiyorlar. Çünkü hiç gerek duymadım yani. Karşında rakip olarak gördüğümde kimse yok. Olursa bir tek ceza olur. Görmüyorum yani başkasını rakip Hı. olarak. Diğerlerinin hepsini ezebileceğim biliyorum. Yani hızlı söylemek Hı. iş değil. Bir de benim en son çıkardığım parçada da söyledim. Ben bir kara kutuyum. Herkesin her şeyini biliyorum yani. Hı. Kullanmaktan çekinmez misin? E, Öyle bir, bir şeyde insan. çekinmem. Yani i̇nsanların yani. aslında en çok merak ettiği konular bu konular ama sen bunları Aynen. ifşa etmeyerek, açığa çıkarmayarak aslında bir büyüklük sergilemiş oluyorsun baktığında. İşte en çok prim yapan, reyting yapan, insanların ismini öne çıkaran işler bunlar. Ama ben bunlarla ünlenip veya bunlarla gelmedim. Ben rapimle geldim, ben kendi çabamla geldim ve her zaman da öyle kalsın istiyorum. Ben işimle anılmak istiyorum. Hı. Ama çoğu Battle MC'ye baktığın zaman Türkiye'deki... Adam bütün gün duruyor ya kime laf atsam ona hırlıyor ona bir laf atıyor ki ondan bir şey gelirse hemen parça. Yani onların zaten geçim kaynağı ve hayatları bu başka bir şey yapamıyorlar bakarsan başka bir şey yok yani senin hayatına dokunamıyor sana hiçbir şey anlatamıyor. Ben öyle değilim işte. Sizi şarkılarınızı tuttuğu zamanlarda şarkının güzelliğinden dolayı tutuyordu. Artık insanların ne kadar sansasyonel bir kişilik olduğuna göre tutuyor şarkılar. Yani nasıl ne kadar iyi bir şarkı yaptı önemli değil. Revaç'tayız o isim. Konuşuluyorsa şarkısı da bir şekilde dinleniyor. O yüzden insanlar birbirine belki de karşılıklı olarak bir prim kaygısı güttüğü için saldırma gereği duyuyordur. Yani piyasanın getirdiği bir şeydir. Gençlere maalesef tam olarak o kültürü aktaramadık diye düşünüyorum. Her şeyi de ben yapamam. Başkaları da bir şeyler üstlensin değil mi? Doğru. Yani Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsun hip-hop kültürü olarak? Yani yayılma anlamında güzel. Geri dönülmeyecek bir şey olduğunu inanıyor musun? Yo zaten hepsi geri dönmeye başladı, altı kısmaya başladılar yani bitti çünkü o işte. Hı -hı. Ben de daha önce de söylemiştim yani bitecek elbette bitecek Hı -hı. yeni bir şey gelecek ya da gelmeyecek ama devamlı evriliyor bu iş. Ee, onun yeterince suyu çıktı yani artık onlar da kısmaya başladılar onu başka yönlere doğru geliyorlar. Ama ben burada başka bir şeye karşılayacağım onları gelsinler. Nedir? İşte bu albümle. Bu albümle. Ya çok heyecanlandım açıkçası <laughs> bu albümde benim nelerin bekleyeceğini. gerçekten Aynen. hiç bilmiyorum. Her şey sürpriz, her şey kara kutu. Ama söylersen olmaz çünkü e, yani en yakınımdakiler bile bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor yani. Ben merak etmedim değil açıkçası ama sağlık olsun o zaman. E, zaten çok da bir şey kalmamış. Bir ay sonra bütün sürprizleri takır takır dinliyor olacağız seninle. Aynen öyle görünüyor. E, şimdi sen bir rap yarışması yaptığını belirtmiştin Aynen. ve zaten kardeşleri de etrafında toplamışsın. E, biliyorsun ki günümüzde çok fazla rap yarışmaları e, dedikodusu dönüyor ve şu anda bir rap yarışması var zaten hali hazırda. Ne Hangisi? düşünüyorsun bu rap yarışmasının? O ses Türkiye rap hakkında bir düşüncem var mı? Ya bir düşüncem yok. Ki. Yapsınlar tabii ki. Yani rap olsun ne olursa olsun Hı -hı. önemli değil benim için. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. E, benim yaptığım yarışmayla onu kıyaslayamazsınız. Hı -hı. Yani o biraz daha böyle nasıl diyeyim? E, popüler olarak düşünelim. Doğru. Daha böyle kendini ünlü etmek isteyen insanların da katılabileceği bir program olarak düşün. Benim benim yarışmam zaten çok sessiz yürüdü dikkat edersen. Evet. Sadece gönderin dedim. Adamlarımı seçtim. Bunlar adamlarım dedim. Bu kadar. Onlarla düet yapacağız. Hı. Çünkü ben işin temeline indim yani Andrew Grant indim ve o adam zaten oraya gitmez. Yani orada göremezsin bu adamları. Orada başka adamları görürsün. Mutlaka çok daha iyi yetenekler de vardır orada ama bu adamlar başka. Bu adamları ben çıkartıyorum. Bunlar zaten vardı. Sadece göz önüne koyacağım. Evet. Ee, onlar da kendi yoluna devam edecekler. Ama hiçbir zaman unutulmayacaklar yani. Ve nasıl hani Doktor Fuchs sadece böyle ona buna laf atıp tanınan bir MC olmadıysa onlar da öyle olmayacak Doğru. yani. Onlar da temiz temiz yürüyecekler. 2021'in yeraltı operasyonu albümü diyebilir miyiz? Bu arkadaşların toplanacağı projeyle alakalı. Daha ötede. Çünkü yeraltı operasyonu şöyleydi. Kimse yoktu. Anca o kadar adam birleşip bir şey yapabilmiştik. Evet. Buradaysa hani özel adamları seçip hı hı. çünkü adamlar zaten çok iyi. Benim bir şey yapmama gerek yok. Sadece adamlarla parça yapacağım. Hı hı. Hepsi hepsi özel bir yetenek. Sesiyle, okumu, okumasıyla yani yorumuyla gerçekten özel yetenekler ve adamın YouTube'una giriyorsun ya sadece 500 dinlenmiş, 100 dinlenmiş. Ya dinlenme önemli değil ama kimse bilmiyor. Evet. Çok büyük yetenekler. Bence çok özel yetenekler ve bunu önümüzdeki yıllarda anlayacaklar. Umarım hepsini teker Bu teker dinleriz, insanları tanıtırız. Ezel dersi. gibi bir, bir Alan gibi aslında hepsi aynı şey. Sadece ne? Onların da bir tik şeye ihtiyacı var. Bir, bir fırsata, fırsat bir şansa, var. bir şeye yani. Aynen. Ondan sonra yolunu bulacaktır diye düşünüyorum. Ee, geçmişte de rap yarışmaları vardı biliyorsun ki. Hatta senin de inanılmaz uzak olmadığın e jürilerden oluşan bir rap yarışması vardı. Rap star. O zamanlar e, rap yarışmalarına karşı tavrın ve tutumu şu ankiyle aynı mı? E, neye tavrım aynı mı? E, Rapstar yarışmasına yap yapılması veya yapılmaması konusunda. O zamanlar çünkü insanların yarısı e, bu yarışmanın kültüre zarar verdiğini söylüyordu. Yarısı hı. da işte destek oluyor diye bakıyordu. Şimdi oraya bakmak lazım. Niye zarar verdiğini düşünüyorlar? Çünkü hani e, aslında yine bizim İstanbul Atak dönemindeki işlere dönüyor iş. Hı hı. E, hani niye böyle biraz daha popüler oldu? Evet. Niye şey yaptın falan? Yani bu kitle dediğim işte bizim az kitlemiz. <laughs> Onlar mesela hani istemiyorlar. Ama finalde çıkan işe bakmak lazım. Ne çıkıyor, ne oluyor? Oluyor mu, olmuyor mu? O, o yarışmada da sanırım bir şeyler olmadı ki, değil mi? İstemediler de. Evet, yani yarışmacılardan e, net bir şekilde kariyer çizebilen bir sanatçı görmemiştik o zamanlar. Yani Özgüç vardı mesela. Çünkü replikleri. çok e, jüriye baktığın zaman çok sağlam adamlar var yani jüride evet. ve İşlerini de çok iyi yaparlar yani her konuda. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilirler ama e, halk hazır olmadı mı? Halk hazır değildi. E, halk hazır olmayınca direkt bir rap'i koyarsan öyle Doğru. büyük bir televizyon kanalına ne olur? E, sen de çok yürüyemezsin. Onlar seni de yürütmezler. Evet. Adam oraya reklam koyar, ne bileyim başka bir program koyar. Doğru. Daha kendi kanalı çünkü istemez yani. Bir G de YouTube'da insanlara, yaptılar. rapçilere birazcık şey bakıyorlar işte. Rapçi misin? Dön bakayım kafanın üstünde ya da işte yap bakayım bıdı bıdı rap yalan. O, Onları o geçtik sanırım bakıyorlar. artık. Geçtik ya artık o, ba ya. Çok şükür o evet. daha başlardaydı yani. Hı. e Şimdi mesela hani dediğin gibi Acun'un reklam şey yarışmasını düşünürsen, bence rap olarak geldiğimiz level müthiş görünüyor. Gayet iyi gözüküyor. Haha. Bence çok iyi. Yani bundan rahatsız olmuyorum. Sadece söylediğim benim seçtiğim adamla onun seçtiği adam farklı olur yani. Tabii evet. Çünkü yürüyüş yolları farklı, yarışmaların farklı. amaçları Gitmez farklı. Gitmez zaten oraya, katılmaz o adamları oraya getiremezsin hı. yani. Peki Üstat şimdi programımızın biraz daha e, daldan dala devam Gidelim. edecek bir e, formatımız var, bölümümüz var. Daldan hı. dala isimli bölümümüzde sana e, birkaç soru topladık ve bu soruların genel olarak birbiriyle bir ilgisi, bir alakası yok. E, genel olarak hızlı soru, hızlı cevap şeklinde de ilerleyebiliriz hı hı. ama kafana göre Başlıyorum hazırsan. Pratik zekanı kontrol edeceksin. Estağfurullah. Deneyelim. Be. senin zekanı kontrol Aha. etmek ne halde Niye? mi? Hayır ama öyle bir görünüyor. Öyle mi? Öyle o zaman görünüyor. zaman birazcık düzenleyin. Ve de halkın mi? önünde yapıyorsun bunu. Ben burayı sileyim istersen. Yok kalsın hiç sorun değil yani. Benim için çünkü e, sana saygısızlık yapmak... Yok canım saygısızlık <laughs> asla. Sadece ne, ne, olduğunu bilmiyorum şu an neyle karşılaştık. O zaman birinci bilmiyorum. sorun geliyor. Gelsin. Manevi olarak en kıymetli albümün hangisi? Manevi olarak. Evet. Huzur ne darem. Huzur ne darem. Ee, o yıllarda zaten senin manevi olarak en kıymetli zamanların diyebiliriz. Evet. Gertemiz. İkinci soruya geçiyorum. yaptığına en pişman olduğun konser, single veya organizasyon nedir? En pişman olduğum konser, pişman oldum. single ya da... Organizasyon. Üçünü de farklı mesela... cevap arıyoruz şu anda. En pişman olduğum, ya bir tane şey vardı yanlış anlamasınlar onlar da büyük bir işti yani hani hı hı. büyük bir organizasyon. Organizasyonda yine böyle pantolonla alakalı firmalar vardı arada falan sponsorluk. Abi spor salonu. Yani perdeleri döşemişler ama sesi emmiyordu ve korkunçtu. Yani orada nefret ettim yani öyle bir yerde konser vermekten yani. Ses geri geliyor. Kendini kaçırma ihtimali çok yüksek. Hayatımdaki en zor işti yani. Bir o zaman hiç istemedim. O zamanlar e, çok da imkan yoktu. Yani genel olarak konserleriniz nasıl geçiyordu? Genel olarak Güzel. böyle teknik problemler yaşıyor muydunuz? Yok. ekim çok iyiydi. Hiçbir sorun olmadı yani çok bugüne iyi. kadar. Hatta hep şey dediler yani hepimiz aynı sahneye çıktık ama İstanbul'a tak çıkınca hep masayı, sesi falan çok açmışsınız diyorlar. Halbuki onların yaptığı bir hata vardı. ben Sene 2005, sene olmuş 2021. Hala öğrenemediler. Yani altyapılarınıza da mastering yapın lütfen. Hı. O zaman çok farklı oluyor. Yani oradan atmak da olmuyor hani programdan. Onun da masteringli halini sahneye koyarsan farklı olacaktır. İşte tecrübe farkı diyelim ona da. Abi 2005'te yapıyorduk biz bunu. Doğru. 2005 yani sene olmuş 2021. Bu kadar sektörleşmişken bir de yapılmaması gerekiyor. Lütfen yani mı? her şeyi de ben söyleyeyim. <laughs> Onu sadece düşünmen yeterli. En pişman olduğun şarkın neydi? Ya da pişman olduğun bir şarkın var mı? Mutlaka vardır. Diskografi çok geniş. Pişman olduğum şarkı sanırım bir tane vardı öyle isyan ettiğim. Olmasaydı keşke olabilirdi yani. Nedir adı? Boş ver ya. Pişmanız zaten gitsin. <laughs> tamam. Hiç konusunu açmaya Hiç, gerek yok. Acıyorum Yani. O zaman geçiyorum diğer tamam, sorumuza. Geliyorum. Zamanla kendine baktığında kendinin hangi yönünü eleştirebilirsin? Kendime baktığımda. Evet. E, işte o 2005'ten sonra İstanbul Atak. Ondan sonra bir de Selam var 2008'de. Hı hı. Araya koyduğum iki sene. Sonra single'lar var. işte EP'ler var. Çöl tilkisi olsun işte diğerleri olsun. Yani Oradaki dönemme kızıyorum. Kendime. Az o Dr. için. doktor Fuchs'a kızıyorum yani. Tamam bazı sıkıntılarım vardı başka anlamlarda. Ama o dönemdeki doktor Fuchs'a çok kızıyorum. En verimli dönemlerini harcamışsın gibi duruyor. Yok bak şu an 40'ı geçtim. En verimli dönemlerim şu an görünüyor. Aslında ver, en verimli dönemden kastım o değil. Benim kastım bizim işimiz eğer buysa rap müzikse biz iyisek yani anlatabileceğimiz şeylerle doluysak, yılda bir tane parçaya gelip ödül almıyorsak yani anladın mı? hani parasını verip evet. e, işimizi yapıyorsak, o zaman e, abi o dönemi de boş geçmeyecekti. Ben o dönemi geri getiremem yani o gitti. Ona bir şey yapamam ama bir daha öyle bir hata yapmayacağımı söyleyebilirim yani. Tamam gaz devam diyorsun Allah izin verirse öyle bir hatayı bir daha yapmak istemiyorum yani. Geçtim o zaman diğer soruya. Bunu zaten sormuştum ama birazcık daha açabiliriz istersen. MC'leri seçtiğin bir yarışma yapmıştın zaten. Sen kendi ekibini seçtin. Bunun devamı gelecek mi? Yani bugün 5 MC seçtin. Önümüzdeki sene tekrar bir yarışma yapıp 5 MC daha seçme durumun devam edecek mi? Yani şöyle bir şey. Benim isteğim zaten bunu her sene yapmak. Gerçekten çok zordu benim için. Çünkü 6 gün işe gidiyorum. Bir günüm var müzikle ilgilenebilmek için. O günümde de şey yaptım. Efsaneyle ilgileniyordum. Hayır, hafta içi bütün demoları dinliyordum. Yani <laughs> işten geliyordum, sallıyorum gece saat 11, ben gece 3'e, 4'e kadar onları dinliyordum. Öyle yatıp, hani az uyku işe gidiyordum. Önemli değil ama onların hepsini dinliyordum yani. Evet, bütün sorularımı e, canı gönülden cevapladın ve e, alnımızın akıyla programın sonuna doğru yaklaştık. Biz bize hakkındaki yorumlarını alabilir miyim peki? Çok hızlı geçti her şey. Ondan sonra sizin başka bölümlerinize de baktım. Güzel. Yani bizim Türkçe rap için hep bir eksikti. Biz hep başkalarını izliyorduk. Aslında yanlış anlamasınlar. Okan Baygan olsun işte, diğerler olsun hep sevdiğimiz insanlar. Onlar da bizi çok seviyorlar. Ama bir rap programı olması çok farklı bizim için. Ya rap tabanından yetiştim. Çok farklı. Kendimi bildim bile rap dinliyorum. Böyle bir organizasyon içinde olmaktan da seninle böyle bir programı sunmaktan da gerçekten onur duyuyorum. Maşallah. Çok teşekkür ederim bana bu imkanı da verdiğin için. Rica ederim. Galiba başka bir yere de çıkmamışsın. Ayrıca onurlandım. Henüz başka bir yere çıkmamışsın Türkiye yani. geldiğinde yok daha çıkmadım evet, yani. tamam, tertemiz güzel. Hani evet. ilk zaman... bana geldin demek istiyorsun. Aynen anladın. tabii tabii. Aynen. Evet. Ha, gideceksin yani başka yerlere aşk olsun. Evet. Ama sen yurt dışından ayarlandığı için. Hani ben daha oradayken bunu ayarladınız. nereye gideceksin abi doğru söyle. Hepsi vallahi şimdi bir şey yok. Aslında daha önce hep konuştuğumuz bir sürü insan var ama pandemiden dolayı yan yana gelemiyoruz. Ya da ekibi toplayamıyorlar. Bir Hı. şey oluyor yani. O ben iki yıldır kes... çağırıyorum valla. Kesin. Benden günah gitti. Evet, ben tamam sözüm tuttum geldim yani, yani. öyle. Teşekkür ediyorum programımıza ne katıldığın demek. için. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla yeni konularla karşınızda olmak üzere. Foneti'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sevgili izleyenler. Saygılar, evet. hoşçakalın. Merhaba. <laughs> <laughs> <laughs>